akşamlar. Ben Müberna Avcı. Ana Haber Bülteninden sıcak gelişmelerle karşınızdayız. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki COVID-19 salgını ile ilgili güncel verileri açıkladı. 11 Temmuz Cumartesi gününün tablosuna göre son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybederken 1016 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüsü tablosunu açıkladı. Tabloya göre dün yapılan 48.813 testle beraber toplam test sayısı 3.930.223'e ulaştı. Son 24 saatte 1016 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 211.981'e yükseldi. Dün hayatını kaybeden 21 kişiyle beraber toplam can kaybı da 5.344'e çıktı. Güncel verilere göre dün 1334 hasta, toplamdaysa 193.217 kişi iyileşti. Öte yandan toplam yoğun bakım hasta sayısı 1194, toplam entübe hasta sayısı da 401 oldu. Günlük koronavirüsü tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Koca, son 3 günde vaka sayılarında en çok düşüşün Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova'da olduğunu ifade etti. Bakan Koca paylaşımında, Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı ifadelerini kullandı. Emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikramiyelerin emekli aylıklarıyla birlikte hesaplara yatırılacağını belirtti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, zamlı Temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin SGK'lı emekliler için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkurlu emekliler için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinin hesaplarına yatırılacağını ifade etti. Ayrıca Bakan Selçuk, emekli sandığı kapsamında olan vatandaşların da Temmuz ayına ilişkin aylıklarının Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle Temmuz aylık farkının Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti. Bu kapsamda Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilere ise ödemeler 28 Temmuz'da yapılacak. Altınordu'da hem esnaf memnun hem vatandaş. Çünkü yıllardır beklenen yöresel pazar nihayet hizmet vermeye başladı. Köylerde üretilen organik ürünler tek bir adreste satılıyor. Altınordu Belediyesi vatandaşın ve esnafın daha sağlıklı, modern bir ortamda alışveriş yapabilmeleri amacıyla hayata geçirdiği pazar yerinde yüzler gülüyor. Altınordu sakinlerinin yıllardır beklediği geleneksel doğal köy pazarı hizmet vermeye başladı. Altınordu Belediyesi'nin açtığı pazara ilgi yoğun. Daha sağlıklı ve modern bir ortama kavuşan esnaf da mutlu, vatandaş da. Eskiden burada bir karmaşa vardı. Evet. Kimin ne olduğu, nerede duracağı, yağmurlu havalarda, soğuk havalarda. Şimdi belediyemiz Allah razı olsun yani bizi dinledi, yani köylüleri dinledi daha doğrusu. En azından bir tezgahları var. Güney yağmurdan korunacakları bir yer yapıldı. Üreticiden direkt tüketiciye giden fasulye, pancar, biber, süt ve daha fazlasının bulunduğu pazara Altınordu merkezde bulunan vatandaşlar akın ediyor. Yeni normale geçişle birlikte ürünlerin tekrar satılmaya başlandığı pazarda yüzler gülüyor. Biraz havalar sıcak olduğundan biraz insanımız tabii sıcağa çıkmıyor. Havalar biraz sıcak, fındık üstü tabii biraz satışlarımız güzel. Vallahi belli olmuyor ki. Bakmışsın öğlene biter, bakmışsın ilkin diye biter. Pazara gelebilmek bile bu pandemi sonucun yani pandemi sürecinin bitip de buralara gelebilmek bile az çok herkes ekmek parasını kazanıyor. Öte yandan pandemi dönemi boyunca Altınordu Belediyesi üreticileri yalnız bırakmadı. Mağdur olmalarına izin vermedi. Kışın da ben burada annemin yanına geldiğimde ısıtıcılar konuldu buralara. Yani 20. yüzyıla yakışır bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Yani bu bile bir artı. Belediye Başkanı Aşkın Tören'in talimatıyla üreticinin ürettiği ürünler belediye ekiplerince kapı kapı üreticinin evinden alınarak ihtiyaç duyan kişilere satıldı. İnsanların evde malzemesi ziyan olacağına aldı, değerlendirdi. Yani en azından çöpe gitmedi. Yani burada biz ucuz
biraz hani bura gibi satmasak da verdik yani onlara. Onlar da onu değerlendirdiler. Ben çok memnunum gerçekten. Zor günde emekçinin yanında olan başkan törene de teşekkür büyük. Ama hizmet çok bak. Belediyenin çok güzel hizmeti var. Bak buraları örtmüşler çok güzel millete. Bu zabıtalar çok güzel hizmet yapıyorlar. Herkesi oturtturuyorlar. Herkesi yerleştiriyorlar. Ne kadar güzel bir şey. Ama dediğim gibi ben yine buradaki bu düzeni sağlayan belediyeye, öncelikle Altınordu Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum yani annem adına. Üzülüyorduk yani. Burada yağmurda, çamurda saatlerce bekliyordu. Yani şu bile bir artıdır bence. Öte yandan belediye ekipleri pazar yerinde yiyecek içecek ikramı, malzeme yardımı da yaparak esnafa konfor sağlıyor. Ordu'nun Altınordu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır, 3 kişi yaralandı. Ordu'nun Altınordu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır, 3 kişi yaralandı. Şarkiye Mahallesi Süleyman Felek Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen bıçakların da kullandığı olayda biri ağır, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri bekçi sevk edildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan 25 kişi ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ordu'nun Ünye ilçesinde farklı noktalarda denize giren 2 kişi hayatını kaybetti. Ordu'nun Ünye ilçesinde farklı noktalarda denize giren 2 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre Burunucu Mahallesi Feneraltı mevkisinde arkadaşlarıyla denize gelen Oğuzhan Dönmez, iki kayanın ortasına atladı. Daldıktan sonra denizde kaybolan Dönmez için arkadaşları çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı kurtarma ekibi yaklaşık 1,5 saat arama çalışması sürdürdü. Daha sonra olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü polis dalgıç ekibi gencin cansız bedenini denizden çıkarttı. Burunucu Mahallesi Çamlık mevkisinde de denize giren Mustafa Ilık boğuldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Aksa ve Ünye Belediyesi ortaklığında Ünye'de hayata geçen doğalgaz çalışmaları devam ediyor. Son durumu Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, TV52 ekranlarında açıkladı. Başkan Tavlı, eksik kalan doğalgaz çalışmaları hızla tamamlanacak dedi, tek tek güzergah verdi. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Başkanın Yıllığı programında ilçede devam eden doğalgaz çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Ünye'de doğalgaz çalışmaları sonrası hava kirliliğinin ciddi oranda azaldığını belirten Başkan Tavlı, eksik kalan doğalgaz çalışmalarının hızla tamamlanacağını söyledi. Gerçekten özellikle hava kirliliği münasebetiyle insanlarımızın sağlığını etkileyecek ciddi bir hava kirliliğine sebep olmakta kömür yakıtı, katı yakıt. Şimdi biz geldiğimizde yaklaşık şehrin %35'ler seviyesi doğalgazla buluşmuştu. Biz onu 55-60 seviyelerine çıkartmıştık geçen yıl itibariyle. Bu yıl planlamayla birlikte yaklaşık %80'lere inşallah ulaştıracağız. Ünye'deki hemşehrilerimizin doğalgazla buluşma noktasında bu çalışmalarımızı hazırladık. Başkan Tavlı, Çınarlık Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Liseler Mahallesi ve Fevzi Çakmak Mahallesi'nde eksik kalan doğalgaz çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını müjdeledi. Geçen yıl Orta Yılmazlar, Atatürk Mahallesi, Burunucu mahallelerimizde çalışmalar devam ederken bu yıl Çınarlık Mahallemizin belli bir bölgesinde, Hamidiye Mahallemizde şu anda faaliyet başlamış durumda, Liseler Mahallemizin eksik kalan kısımlarıyla Fevzi Çakmak Mahallemizin yine eksik kalan kısımlarının çalışmalarının sürdürüleceğini ve bu yıl itibariyle de buraların gazla buluşturulacağını özellikle ifade etmek istiyorum. Aybastı ilçesinde yapılacak TOKİ için kurallar çekildi. Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, yapılacak olan TOKİ'nin Aybastı inşasında önce olacağının altını çizdi.
Ayvaslı ilçesine yapılacak olan TOKİ konutları için düğmeye basıldı. TOKİ konutları için de kurallar çekildi. Ayvaslı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan yapılacak olan TOKİ konutları hakkında bilgiler verdi. 2020 yılıyla ilgili Allah'a hamdü senalar olsun. 63 milyonluk merkezi bütçeden ilçemize gelen destekte gördüğünüz alanda Sofuoğlu Bozu dediğimiz alana Cumhurbaşkanlığımızın projesinde 100 bin konutta toplamda 86 dairenin olacağı TOKİ'de 26 adet 3+1, 60 adet 2+1 dairelerin olacağını söyleyen Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, TOKİ'nin yeni Aybastı inşasında öncü olacağının da altını çizdi. Kura çekimleri yapıldı. 26 tane 3+1, 60 tane 2+1 toplu konutumuz buraya bu alana yapılacak. Yanında sosyal donatan alanlarıyla beraber çevre yolun geçmesiyle yeni bir Aybastı'nın inşasında inşallah burası öncü olacak. Şimdiden memleketimize hayırlı olsun. Allah bitirme kurdelesini kesmeyi de nasip eylesin. Aybastı için canla başla çalışmaya devam diyen Geçtan, emeği geçen herkese teşekkür etti. Aybastı ilçesindeki toplu konut ihtiyacının karşılanmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, TOKİ dairesindeki her kademesindeki insanlara, ilçem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni bir Aybastı'nın başlangıcı bu alandan olacak. Durmak yok. Aybastı için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Buradan emeği ve katkısı geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanım Hilmi Güler Beyefendi'ye, ekibine, milletvekillerimiz Şenel Yedi-Yıldız'a, Metin Gündoğdu diye, Ergün Taşçı Beyefendi'ye, AK Parti İl Başkanımız Halit Tomakin Bey'e, İlçe Başkanımız Fazlı Bey'e ve teşkilatıma, meclis üyelerime, emeği geçen herkese buradan şükranlarımı arz ediyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileme çalışması başlatılan Kazım Karabekir Caddesi'nde çalışmalar tamamlandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Kazım Karabekir Caddesi'nde kısa süre önce başlatılan çalışmalar tamamlanarak hizmete sunuldu. Yeni kaldırımları ve ışıklandırmalarıyla yenilenen cadde 2 ay içerisinde farklı bir görüntüye kavuştu. Ordu Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmaların 2 ay gibi kısa sürede tamamlandığını söyleyen Daire Başkanı İzzet Gündoğar, Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in direktifleriyle Altınordu ilçemizin en önemli caddelerinden birisi olan Kazım Karabekir Caddesi'nde kısa süre önce başlattığımız yenileme çalışmalarını tamamladık. Caddemiz artık ışıl ışıl ve daha modern bir görünüme kavuştu. Daha önce de Zübeyde Hanım caddemizin hem alt hem de üst yapı çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk. Şimdi de Kazım Karabekir Caddemizin altyapı ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak milletimizin hizmetine sunuyoruz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler Başkanlığında 19 ilçemizde dokunulmadık yer bırakmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz şeklinde konuştu. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı timlerin iç güvenlik operasyonları kapsamında Erzurum kırsalında bir terörist ölü, iki terörist de silahlarıyla birlikte sahile geçirmesinin ardından gözler bu kez Karadeniz'e çevrildi. Karadeniz'de güvenlik güçleri tarafından yaklaşık 5 yıldır yürütülen başarılı operasyonlarla çökertilen terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu'nun yok edilmesinin ardından bölgeye yeniden sızmaya çalışan terörist gruplara karşı jandarma özel harekat timleri Ordu ve Giresun kırsalında yeniden operasyonlara başladı. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada iç güvenlik operasyonları kapsamında Erzurum kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonda bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir denildi. Etkisiz hale getirilen teröristin terörden arananlar da 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer alan Hejar Kod adlı 1991 Erciş doğumlu Halis Eroğlu olduğu tespit edildi. Teröristin üzerinde bir adet Kalaşnikov silah, bir adet tabanca ve iki adet el bombası ele geçirildiği açıklandı. Jandarma Genel Komutanlığı bugün de yine Erzurum kırsalında iki teröristin silahlarıyla birlikte sağ olarak ele geçirildiğini açıkladı. Teröristlerin Karadeniz'e sızmaya çalıştıkları duyum üzerine bu kez jandarma özel harekat timleri Ordu ve Giresun kırsalında teröristlerin geçiş güzergahlarında insansız hava araçlarıyla birlikte operasyona başladı. Karadeniz kırsalındaki operasyonlar devam ederken 3 kişilik PKK'lı terörist grubun Karadeniz'e sızmasının da öne geçildiği öğrenildi.
Doğu Karadeniz'de halk arasında kuş dili olarak ifade edilen ve UNESCO acil koruma gerektiren somut olmayan kültürel miras listesine alınan ıslık dilinin tanıtılması için ıslık dili spor kulübü kuruldu. Doğu Karadeniz'de halk arasında kuş dili olarak ifade edilen ve UNESCO acil koruma gerektiren somut olmayan kültürel miras listesine alınan ıslık dilinin tanıtılması için ıslık dili spor kulübü kuruldu. Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'de vadiler arasında ıslıkla iletişim kurmaya sağlayan ve yöre halkınca yaklaşık 500 yıldır kullanılan ıslık dili artık ıslık dili spor kulübüyle de anılacak. Futbol alanında faaliyet gösterecek kulübün açılışında düzenlenen törende kulübün yönetim kurulu ve Kuşköy köyü halkı "Spor bizim işimiz, ıslık dili spor kulübü hayırlı olsun, bir spor kulübümüz olduğu için sevinçliyiz" gibi sözlerle ıslık dili konuşarak açılışı kutladı. Kuş dilini tanıtma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Başkan, kuş dilinin kültürel miras olarak etkin bir şekilde tanıtılması ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması amacıyla spor kulübünü kurduklarını söyledi. Şeref Başkan, Islık Dili Spor Kulübü'nün 2020-2021 futbol sezonunda Giresun 2. Amatör Küme'de mücadele edeceğini belirtti. Bugün burada doğduğumuz köyde Islık Dili Spor Kulübü bugün 10 Temmuz'da kurduk. İlerleyen zamanlarda önümüzdeki yılda 2021 yılında 2. amatörde mücadele etmeye başlayacağız. Biz bugün eskiden küçükken, çocukken 2 kilometre doğduğumuz yerde evimizden festivalimizin yapıldığı okulun bahçesine top oynamaya giderdik. Çok küçüktük ve birçoğumuz ıslık diliyle top oynamaya gidelim diye haberleşirdik. Kuşköy köyümüzde ıslık dili spor kulübünü kuralım ve gelecek senede başta futbol olmak üzere diğer uğraşlarda mücadele etmeyelim, başlayalım dedik. Ve bugün 10 Temmuz'da ıslık dili spor kulübünü kurduk. Islık Dili Spor Kulübü Yönetim Kurulu Şeref Başkan, Numan Kodalak, Mehmet Karadeniz, Ali Köse, Rıfat Köçek, Hüseyin Karataş ve Kerem Karadeniz'den oluştu. Samsun'da 2020 yılı çotanak sayımına göre fındık rekolte tahmin çalışması tamamlandı. Samsun'da 2020 yılı çotanak sayımına göre fındıkta rekolte tahmin çalışması tamamlandı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada 2020 yılı çotanak sayımına göre fındık rekolte tahmini çalışmalarının Samsun Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün organizasyonunda ve komisyon üyelerinin katılımıyla 22 Haziran 7 Temmuz tarihlerinde tamamlandığı aktarıldı. Arazide yapılan söz konusu çalışmalara Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerinde görevli teknik elemanlar, ziraat odaları, ticaret borsası, ticaret ve sanayi odaları, Karadeniz İhracatçı Birlikleri, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü temsilcilerinin katılımının sağlandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi. Fındık rekoltesinin 80 bin ton olarak tahmin edildiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamakta olup, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce 2020 yılı rekolte tahmininin 80 bin ton olduğu yönünde bir açıklamamız bulunmamaktadır. Çalışmalar sonucu oluşan komisyon raporu, komisyon üyeleri tarafından imza altına alınarak Tarım ve Orman Bakanlığımıza bildirilmiştir. 2020 yılı rekolte tahminiyle ilgili gerekli açıklamalar Tarım ve Orman Bakanlığımızca yapılacaktır. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Yarın akşam Dilara Aktaş sizlerle olacak. Hoşça kalın.